Evet, bugün herkesin mutlaka bilmesi gereken çok bir önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bazen böyle kripto para cüzdanlarından, o yazılımsal cüzdanlar, donanımsal cüzdanlardan, Ethereum ya da Ethereum ağındaki herhangi bir token'ı, ERC20 token'ı, yüzlerce, binlerce var. Transfer ederiz ve stakta kalır. Yani hatta bekler abi. Transfer kalır, para geçmedi. Para karşıya geçmedi. Ne olacak? İşte ne olacak? Onun çözümünü anlatacağım. Ben de bizzat yaşadım, çok yeni yaşadım. Bayağı araştırdım, ettim. Birazcık üst seviye bir çözüm, pro seviye bir şeylerden bahsedeceğim ama basit aslında. Sadece hani tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil ve herkes kendi yapacağı işlemde bu tarz deneyimi olursa kendi yapacağı işlemde kendi araştırmasını mutlaka yapsın. Yanlış şeyler yapmamak adına ama ben burada kendi çözümümü göstereceğim. Evet, şimdi şöyle girelim. Transaction stack, impending, hatta bekleyen, hiçbir madencinin tenezzül etmediği işlemler, bekleyen işlemler. Bak, görüyorsun değil mi? 3 gündür bekliyor. Bu bir görsel tabii. Pending de bekliyor. Niye bekliyor? Çünkü çok az, o ana göre çok az transfer ücreti veriliyor ve transferler açık artırmadır. Ve hiçbir madenci ona gelmiyor. Daha yüksekleri var çünkü. Daha yüksek transfer ücreti almak varken niye gelsin buna? Olay bu. Şimdi çözümler ne? Wait until the transaction is dropped. Bu ne demek? Yani transaction, işlem düşene kadar bekle. Ben bekleyemem abi. Vakit nakit. Benim hızlı hızlı bam bam olayı yapıp yürümem lazım. Hadi bekleyeyim. Eğer acil bir şey değilse ne olur abi? Hadi 3 saat, 5 saat, ne bileyim bir gün falan beklesin ama 2 gün, 3 gün, 5 gün ben beklemem abi. Karakter olarak da beklemem. Şimdi bunu geçtim. Transferi hızlandır, ikinci seçenek. Bu da önerilen bir metot değildir. Bakın bunu söyleyeyim, o yüzden geçtim. Benim şu an anlatacağım cancel the transaction, işlemi iptal etmekten bahsedeceğim. Bak şimdi bu bir örnek, tamam mı? Demo yapacağız şu an. Bu benim değil ama bir örnek. Burada pending'de 3 gündür bekleyen bir işlemden bahsediyorum. Bak burada da diyor zaten learn more about canceling replacing transaction. Yani bunu öğren diyor bak. Burada bir sıkıntı var. Bence bunu öğrenmelisin ve çözmelisin diyor zaten Etherscan, bunu kendisi de söylüyor. Şimdi kanka bak, bizim olayı buna çevirmemiz lazım bak. Drop and replace transaction'a işleme çevirmemiz lazım. Şimdi sen genelde bunu görürsün bak. Success, her yaptığın transferde girer yazarsın buraya success görmeye alışığızdır ama şimdi bu tarz sorunları nasıl çözeceğiz? Şimdi evet, ona geçelim. MyEtherWallet.com'a girdik. Yukarıda, sol yukarıda adresi görüyorsun. Buna girdik kanka, tamam. Bak yukarıda versiyon 5 için, eski versiyon için tıkla. Şimdi burada olan bir şey var, ondan da bahsedeceğim. Şimdi çok önemli, dikkat etmemiz gereken bir şey var. Access My Wallet. Burada pending'de hatta bekleyen işlemi hangi cüzdandan yaptıysam ona erişmem gerekiyor. Ledger olur, ne bileyim MetaMask olur, bir şey olur. Ben burada demo yapacağım için MetaMask'a erişiyorum kanka. Tamam bak, MetaMask cüzdan bölümü açılıyor. Buradan hangisindeyse işlemim, onu seçiyorum. Demo yapacağım için çok önemli değil. Connect diyorum, MetaMask'ı burayla konuşturuyorum. Şimdi geldi. Buradan ne yapılır? Sente gelir ve offline bölüm var. O tıklanır dostlar ve aslında yapacağımız şey kendi adresimiz. Bak bu kendi adresimiz, tamam mı? Bunu kopyalıyoruz. Kendi kendimize aslında transfer yapıyoruz. Yaptığımız aslında çok basit bir şey. Şimdi burada ben ERC20 yaptığım için amount 0. Yani Ethereum göndermediğim için amount'u, tutarı 0 koyuyorum. Ve burada tabii dikkat etmem gereken en kritik iki tane şey var. Birincisine geliyorum. Bak tane tane anlatıyorum. Burada şimdi bu benim transaction'ın olduğunu hayal ediyoruz ya. Benim pending işlemim olduğunu hayal ediyorum ben. Bu değil tabii ki benimki ama herkes burada bu işlemini açacak. Buradan açacak. Ondan sonra click the swim more var. Daha fazlası için tıkla. Ona gelecek, burada bir nonce değeri var. Bak bu 1 olur, 20 olur, 10 olur, 15 olur. Bu nonce'u tamam mı? Unutmuyoruz. Kopyalıyoruz. Geliyoruz nereye? Buraya bak. Nonce. Bunu da 1 yazıyoruz. Tamam mı? Aynısı olması mutlaka gerekiyor. Ondan sonra bu bitti. Bu cepte. İkincisi şu. Şimdi gas price, bir önceki transfer niye geçmedi hatırla. Çünkü çok düşük transfer ücreti ödedik. Hiçbir madenci tenezzül etmedi. Belki aylar sonra geçecek. Ya da drop olacak, düşecek. Kanka bak şimdi. Ethereum gas tracker'a geldik. Burası ortalama bize şu anki maliyeti söyler. O an kontrol etmeyen lazım. Şu an bu videodaki şu an anlatır. Şimdi Ethereum gas tracker'ı Google'a yazsan bile çıkar. Burada hayda ne diyor? 35 diyor değil mi? Bak şuna da bakıyoruz. ERC20 transfer ortalamada $4 diyor şu an. Ben geliyorum. Tabii ki burada 25 diyor. Ben bunu atıyorum 40 verdim. Genelde bazı videolarda şey denir. Burada işte 25 verilir ama ben biraz daha garantici olma taraftarıyım. Çünkü abi 1 dolar 2 doların hesabını yapmam ben burada, tamam mı? Yani 2 dolar fazla vereyim, başım ağrımasın kafasındayım. Şimdi burada ne diyor? 25 diyor. Ben buraya ne diyorum? İşte 35 diyorum veya 40 diyorum, tamam mı? 40 diyeyim hadi.
Yalnız bak şuna çok dikkat et. Buraya gelir yanlış bir şey yazarsan abuk subuk bir ne bileyim 300 dolar 400 dolar transfer ücreti bile ödeyebilirsin. Çok dikkat et. Burası en kritik yer. Bura ne bileyim 500 yazdın tamam mı? Abuk subuk bir şey ödersin. Çok dikkat. Çok çok dikkat. 40 dedik tamam mı? Zaten görüyorsun burada MetaMask'ı kullanıyorsan. Kendime 0 tutarlı Ethereum yolluyorum. Bunu değiştirmiyorum gas limiti. Nonsumu buradan kopyaladım. Kendi pending olayımdan, transaction'dan kopyaladım. Generate transaction diyorum tamam mı? Buradan zaten bunu veriyor. Bak burada 1.92. Hadi ben bunu belki şu an işlemi yapacak olsam belki 50 yaparım. Tamam mı? 3 dolar ödeyeyim. Sıkıntı olmasın kafasındayım. Şimdi evet, generate onayla dediğim zaman işlem olacak. Eğer olmazsa, eğer burada şimdi ben reddettiğim için hata verdi ama eğer bir hata yaşarsanız Ledger'dan olur, bilmem neden olur. Şöyle çözüm deneyebilirsin. Bir bakabilirsin ona da. Gelirsin. Şimdi nonsumuz neydi bizim abi? Bu bizim örnek tabii ki 1, tamam mı? Burada hata olursa bazen çünkü verebiliyor. Çok stabil çalışmadığı durumlar oluyor çünkü buranın. Yeni versiyona tıkladık. Maya Tervolut'un ana sayfasına geldik, tamam mı? Buradan açılırsa normal şekilde erişiyoruz. Yeni arayüzden erişiyoruz bu şekilde. Sonra şey diyor bize. Yeni versiyonda bu offline göndermeyi görmedim. Öyle bir bölüm yok. Dolayısıyla orada bize eğer biz bu adresten hani bu pending olan olayımız var ya adresimiz. Bu adresten yeni bir Ethereum ya da ERC20 transferi yapmadıysak çok yüksek ihtimal yeni transferde de otomatik olarak bize nonce 1'i verecek. Burada son anda kontrol ediyoruz onu. Nonce 1 ise o şekilde ben yaptım mesela sorun yaşamadım onu söyleyeyim. Bu tarz dikkat etmemiz gereken trikler var. Tabii ki tavsiye değil, çok dikkatli yapmak lazım. Yani bu üst seviye bir çözüm. Mutlaka kendiniz yaparken kendinize özel araştırmayı yapın. Sonradan işte yok işte şöyle yaptım böyle yaptım. Kendiniz sorumlusunuz onu söyleyeyim. Evet, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.